Teretediyen tekrarlarından merhabalar efendim. Bu hafta yine hayatımızın tam ortasında, tam merkezinde yer alan bir mevzuyla karşınızda olmaya çalışacağız. Ee, i̇nanç ve inancı sağlam kılmak için üzerimize düşenleri konuşmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız insanoğlu için inanç büyüdükten sonra ortaya çıkan bir ihtiyaç değil. İnsanoğlu için doğduğu andan itibaren ve hatta anne rahmindeyken bile inanç kendini güvende hissetme duygusu aslında hep var olan bir duygu. Dolayısıyla doğduğu andan itibaren inançla ilgili, inanmakla ilgili pek çok sorular sormaya başlıyor insanoğlu. Aklı erdikçe bu soruların tatmin edici cevaplarını aramaya başlıyor. İnanç aynı zamanda bireysel ve toplumsal yaşamımızda oldukça etkin ve bireylerin kendi iç dünyalarındaki ve sosyal yaşantılarındaki dengeleri kurmada da oldukça önemli bir işleve sahip. Aslında insan yaşamını doğru temeller üzerine oturtabilmek için yani bir yerde neye inanmaması gerektiğini de bilmek için öğrenmeye muhtaç. Çünkü bilgi taassubu önler. İşte buradan çıkacağız yolculuğumuza. İnancın insanın hayatını değiştirmedeki, dönüştürmedeki gücünü ve Allah'ın varlığının delillerini konuşmaya çalışacağız. Konumu takdim etmek istiyorum. Sakarya'dan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Hülya Terzioğlu Hocam. Hoş geldiniz. Sağ olasınız, hoş bulduk. Şimdi malumunuz modernite bizim hayatımızın istesek de istemesek de bir noktasına bir şekilde dokunuyor ve zorunlu olarak seküler, sekülerleşen dünyayla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle bir hükmün sürdüğü dünyada Allah'a inanmanın anlamını, değerini ve müşküllerini nasıl sorgulayabiliriz sizce? Evet. Kitabın zor yerinden konuşacağız demektir o zaman bu evet. ee, çok güzel bir soruyla başladınız teşekkür ediyorum ben de bereketli bir yayın olmasını diliyorum. Amin. Ee, tabii modernite modernizm Batılı bir hikaye aslında kökleri 17. yüzyıla kadar uzanan Batı'da bir hikaye fakat dünya hızla küçüldüğü için artık bugün değil süre gelen 17. yüzyıldan bu tarafa doğru süre gelen periyotta hızla bu rüzgar bizlere de doğuya batıya kuzeye güneye yönelmiş durumda muhakkak sosyal anlamda da. Yine bazında da. Ee... Hatta bu süreç yani modern dünya, modernitenin bir zorunlu ayağı gibi sekülerizm algılanıyor. Evet. Dolayısıyla yani bir anlamda modern olmak istiyorsanız seküler olmak zorundasınız gibi bir algıyı da bu içerisinde barındırıyor. Peki modernizm denilen o batıdaki başladığını iddia ettiğimiz, söylediğimiz hikayenin parametrelerinde neler var? Görebildiğimiz kadarıyla üç ana unsurla başlamış ve öyle de devam edip gitmiş. Bugün başka bir takım parametreler de eklenmiş. İşte sanayi devrimi var, Fransız ihtilali var. Hı hı. E, düşünce planında da, felsefede de aydınlanma felsefesi, hümanizm dedikleri felsefe var. E, bu üç sacaya ile temayüz eden, ortaya çıkan bir e, dünya görüşüdür. Modernizm netice itibariyle. E, süreç içerisinde dediğim gibi e, sanayi devrimini getirdiği pek çok sosyokültürel ekonomik, dini hı hı. E, birbirini etkileme süreçleri e, korelasyonlar oluşmuş kendi içerisinde. İşte bir takım e, işte Fransız ihtilali ve bir takım sosyal devrimler e, eş zamanlı olarak kadın hareketleri kendini evet. göstermiş. Bir taraftan da düşünürler, ve bilim adamları bu sorgulama sürecinin içerisine dini de katmışlar, kutsalı da katmışlar evet. ve sonuç öyle bir noktaya gelinmiş ki artık bireyin ve toplumların hayatında var olsa bile nüfuzu ve etkinliği olmayan bir din ve kutsal öğretinin varlığına ancak tırnak içinde tahammül eden bir dünya görüşüne evrilmiş. Evet. Yani fotoğraf biraz da böyle gözleniyor açıkçası. Bizi ilgilendiren Kısmı hani işte bireyin ve toplumun hayatından dinin kendini değilse dahi ki çok zordur kendini bütünüyle ortadan kaldırmak en azından dönüştürmek diyelim. Nitekim ortadan tamamen kaldıramamışlardır ama dönüştürme noktasında müesir olduklarını söyleyebiliriz. Hı hı. Bu bizim coğrafyamıza bizim iklimimize kadar da süre gelmiş muhakkak. Evet. Bunun altını çizebilirim öncelikle. Evet, aslında e, süreci biraz özetlemek adına bu bizi e, aydınlattı. Fakat aslında belki de cevabını aramamız gereken soru şu. Yani özellikle gençler arasında hocam işte ateizm ve deizm'in oldukça evet. popülerleştiği bir süreçteyiz. Evet. Ve dolayısıyla imanın sorgulandığı bir süreçteyiz. Aslında e, bizi sekülerizmin, modernizmin getirdiği noktada. Çoğunlukla sorulan şu, soru şudur. Mesela aradan yıllar geçer mezun ettiğimiz öğrenciler der ki ya hocam sürekli Allah'ın varlığıyla ilgili kuşkular düşüyor kafama. İmanımla ilgili şüphelerim var. Uh -huh. Yani inanmakla inanmamak arasında gidip geliyorum. Aslında burada bütün bunlara rağmen tüm yaşanan ve gelişen olaylara rağmen iman nedir sorusunu sorduğumuzda elimizde ne kalır? Evet. E, tabii bu sorular bu gençlerimize bu soruları sordurtan şey belki de e, baştan sorularak sorgulanarak başlamayan bir Hı. inanç anlayışının e, iz düşümü ol, olmalıdır. Tabii evet. e, yani sadece o çocuklar üzerinden de bunu e, belki ortaya koymak sağlıklı olmayacaktır evet. ya da tabii. kısmen e, haklılık payı vardır bu değerlendirmenin. E, bu sürecin bir zaruri neticesidir. Yani sonuçta biraz evvel tarif ettiğimiz mo o modernizm ne yaptı? Hı. Gençlere, insanlara, kadınlara, erkeklere, evet. toplumlara bir selleştirdi birinci derecede. Aslında çok kimlikli bir yapıda kattı bir taraftan. Şimdi bakıyorsunuz dağın başındaki çok işte gelenekçi bir kapalı devre bir hayat yaşayan taşra insanları bile bugün bakıyorsunuz hı hı. çok kimlikliler. Yani pek çok kurum kuruluşta görünürlülükleri var. Evet. Çantalarında dağarcıklarında bir sürü kartlar var. Filan yerde isimleri var. Telefonları var. Hı hı. Sanal alemde söyleyeyim kimlikleri var. Şimdi bu çok kimlikli yapı bir taraftan da onları aslında dünyayı açıyor, sosyalleştiriyor evet. evet. Dünyayı küçültüyor ama bir taraftan da yalnızlaştırıyor biliyor musunuz? Evet. Yani dolayısıyla ilişkilerinde e, yani bir taraftan çok sosyal, bir taraftan yapay yalnız insanlar ortaya çıkıyor adeta. Hı -hı. Çünkü sanal kimlikler oluşturuyor bu insanlar. Böyle olunca da e, bu sanal kimliklerin getirdiği hakiki dünyada karşılığı olmadığından ilişkiler sığlaşmaya başlıyor. Bunlar yavaş yavaş bu ilişkiler kutsalla ilişkisine de yansıyor. Evet. E, özel hayatına da yansıyor iş hayatına da yansıyor hı hı. bu çocuklarımızın yaşadığı Aslında sonuçtur Peki iman e, neresinden dokunmalı ve nasıl tarif edilmeli ki hı hı. bu e, sıkıntılı süreci aşma yolunda bir cesaretlenelim yeniden evet. hızlanalım doğru tarif edelim Şunun o noktasına baktığımızda aslında bizde hani tabiri caizse e, un var, şeker var, yağ var, her şey var. Helva yapılması lazım. <laughs> helva da ya, hiç yapamamış değiliz. Hani şöyle de koymamak lazım fotoğrafı ortaya. Yani biz hep yanlış anlaşılmalar tarihi değildir bizim yaşadığımız evet. süreç. Mutlaka doğru da anlaşılmıştır. Biz medeniyetler de kurduk. Bu kitapla, bu peygamberle, bu inanç yapısıyla biz medeniyetler de kurduk. Yani ne çocuklarımızı ne kendimizi e, pesimist bir noktaya da kilitlememeliyiz. Elbette. Onlara imanı doğru tarif etme. Evet için bizim her türlü potansiyelimizin her şeye rağmen Hı. olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir dünya hani sıkıntılı süreçler görebilene ve değerlendirebilene aslında imkanlar da bir taşır. Bir sancı değil mi? Bir doğum sancısı gibi aslında e kesinlikle. değerlendirmek Kesinlikle. Yani lazım. biz e, düşünsenize yani e, iletişim imkanlarının ulaşım imkanlarının bu kadar güçlü Hı. olduğu e, bir dünyayı biz kara çevirmemiz lazım. Hı. Benim e, önceden öğretmenlik yaptım uzun yıllar üniversite intisabımdan önce bir müdürümüz vardı çok sevdiğim, değer verdiğim kulakları çınlasın. Derdi ki yani heyecanlandığı zaman bu işi paraya çevirelim derdi. Yani biz bu işi para orada tırnak içinde Hı -hı. kullanıyoruz. Bu işi kara çevirmeli, olumlu evet. anlamda kara çevirmeliyiz. Hı -hı. Hocanın ifadesiyle paraya çevirmeliyiz. Aslında soru sorularak edilen iman, hani imanın çeşitlerini öğreniriz ya biz evet. kelamda, evet. Ee, tahkiki iman ve tasdiki evet. iman şeklinde evet. taklidi iman diye. Ee, aslında biraz bunları açalım mı? Mesela evet, bu konuda şüpheleri olan, endişesi olan, henüz bu konuda hiçbir fikri olmayan tam da aslında ya benim de düşündüklerim buydu diyenlere biraz da ilham olması için. Evet. İmanın çeşitleri nelerdir mesela? Evet. Ya da ne bileyim boyutları var mıdır? Evet. Şimdi iman aslında bir, bir, öncelikle bir tarif edecek olursak Hı. iman aslında terim olarak inanmak, emniyette olmak, selamette olmak Hı. içeriğinde bir yani e, güvende kelime. hissetmek. Evet, güvende hissetmek teslim olmak anlamı da var. Hani kime evet. teslim olursunuz? Ya e, icbari bir şekilde teslim olmak vardır. Hı hı. Bir de hakikaten ben sana teslim oldum dediğiniz kişiler vardır, evet. durumlar, Gönlünden, vasatlar vardır. Evet. evet. İşte ikincidir bizim kastettiğimiz. Çünkü sonuçta ihtiyari bir süreçle oraya giriyorsunuz. Bunun altını çizelim. Hı hı. Dolayısıyla bu böyle bir kavram. Terim olarak ise Hazreti Peygamber'in Allah'tan geldiği kati olarak bilinen hükümlerde Hazreti Peygamber'i tasdik etmek olarak kelamcıları imanı tarif etmiş. Evet. Yani biz Hazreti Peygamber'i tasdik ediyoruz. Çünkü o bize ...biz ona itimat ettik ilk. Ona güvendik ve itimat ettik. Ben bir beşerim ama bana ediliyor dedi, buyurdu. Evet. Biz ona iman ettik. Dolayısıyla imanın terim anlamı da bu. İmana girerken bir takım şartlar var. O şartlar işte gençlerimize de insanımıza da... ...o şartlarla buluşturulan bir iman önlerine e, yani hani böyle inanacakları bir iman söylemiyle yaklaştığımızda muhakkak sonuç alınacaktır diye inanıyorum. Çünkü iman dönüştürücü bir e, kabuldür. İman bir itikattır ama Hı -hı. konusu gayb olan bir itikattır. Yani evet. bir inanma şeklidir iman. Ama konusu gaybtır Yani biz mesela Ankara'nın veya İstanbul'un işte dünyanın en güzel şehirleri olduğuna inanabiliriz ama iman etmeyiz. Hı -hı. Çünkü konu gayb değildir. Hı -hı. E, yani metafizik alanla ilgili bir itikattır iman. Yani kabuldür. somut bir alandan bahsedebiliriz etmiyoruz. Evet. Evet, evet. Çünkü vah vahye istinad ediyor neticede. Hı hı. Bir defa bir, kat'i bir kabulleniş esastır. İki, özgür irade. Evet. kat iyi kabullenişin belki öncesinde akıl ve özgür irade bülü uçağına ermiş olmak hani minimum vasatta olması gerekenler adına bunları söylüyorum. Ki Hz. Peygamber aklı olmayanın dini olmaz dini diyor. Din yoktur. Yakınlarda çok değer verdiğimiz bir hocamla bölüm hocalarımızdan birisiyle bir Osmanlı aliminin bir eserini bir risalesini evet. latinize ettik. Osmanlıca uzunca bir risale Allah'ın varlığı ile alakalı. Çok Hı. güzel bir cümlesi vardı. Yeri geldi onu söyleyeyim. Evet. Eh, Ahmet Nuri diyor ki ispatı Vacip adlı risalesinde e, aklı olmayanın elinde veya aklını affedersiniz aklını kullanmayanın elinde Kur'an körün elindeki fenere benzer diyor hı hı. yani fener aydınlatıyor ama o elinde tutan kişiyi aydınlatmıyor yani evet elinde bir fener var fakat güzel aydınlatmıyor evet hakikaten e, aydınlatıcı bir yani e, aydınlatıcı bir e, keyfiyet taşıyor eee bu tahkiki olabilmesi için yani taklidi değil hakikaten e, amacına ulaşmış bir imanın tanımlanmasında e, akıl, bülü ve özgürlük şartı var dedim. Muhayyer olma yani icbari değil iknai bir şekilde bu noktaya ulaşmış olma durumu var. Evet. Şimdi e, bizim mezhep kurucumuz İmam-ı güzel bir cümlesi var diyor ki taklit e, dünyada bile insanı uğraştığı meşgalesinde bir yere kadar taşımakta e, taklitle yol alamazsınız. Ebedi saadetiniz için taklitle evet. ne kadar yürüyebilirsiniz diyor. Evet. İşi tahkike dökmeden. Kur'an'ın temel mantığında da muhakkak bu var. Artı yeis içinde olmayacak, korku içinde olmayacak, ümitsizlik taşımayacak. Evet. Bakın ne kadar müthiş bir karakteri aslında iman, hakiki, tahkiki bir iman. Müthiş bir karakterden bahsediyor bize. Evet. Kınayanın kınamasından korkmayacak, içine riya karıştırmayacak, içine pazarlık karıştırmayacak. Hı hı. Yine Maturidi'den güzel bir cümleyle teyit edeyim cümlelerimi. Ee, mesela bizim e, itikat anlayışımızda iman bir ameldir aslında bir çeşit ameldir tam böyle tarif edilmiyor ama kalbin tasdikidir diye tarif edilmiş. Yani bir çeşit kalbin amelidir öyle de diyebiliriz. Şimdi dilin ameli konuşmaktır, azaların ameli işte bir işle meşguliyettir, bir fiildir filan. Kalbin ameli inanmaktır. Burada da güzel bir espri koyuyor o büyük imam diyor ki neden iman kalbin tasdikidir? Çünkü azaların içerisinde en özgür olanıdır yani bir kişinin iman edeceğine kendisi karar verir. Eğer ha, inkar edeceğine de kendisi karar verir. Dilin ikrarı yanıtıcı e, yanıltıcı da olabilir. Bizim mesela ehli sünnet alimlerinin büyük çoğunluğuna göre iman yalnızca kalbin işidir ve kalpte olur biter. Dil ona ne için lazımdır ikrar? Evet ikrarda lazımdır ama o kişiye mümin muamelesi yapabilmek adına bir gerekliliktir. Yoksa o kişinin imanını oluşturan bir unsur olarak görmemiştir mezhep imamlarımız. Kalbin ne dediği. Çünkü niye? Düşünelim şimdi bir münafık inanmadığı halde inanıyor gözükebilir. Zorda kalan bir mümin, nitekim İslam tarihinde bunların pek çok çok güzel hatıraları var. Zorda kalan bir mümin, işte Ammar bin Yasir'i lütfen hatırlayalım. Can... Korkusuyla bir yerde bir insani refleksle e, diliyle inkar etmiş. Sonra Resulullah Efendimiz'le paylaştığında Efendimiz kalbin nasıldı diye sormuş. Evet. Bizim mezhep imamları bu örneği de verirler. Demek ki iman e, kendisine müdahale istemeyen kalbin işidir. Evet. Yani bunu bilelim bakın böyle ortaya koyduğumuzda iman aslında en özgür eylem oluyor. Kişinin en özgür eylemi. İçerisinde riya yok. İçerisinde şunun için, bunun için, şu pazarlık için yok. Korkuyla olmaması gerekiyor. Hatta bunu biraz da nasıl diyelim bir başka şeyle birleştirerek anlatalım. Mesela imanımızı ikrarına da bu güçlü tahkiki imanı güçlendirici bir ölçüt koymuş mezhep imamlarımız. O da nedir? imanını ifadede de kati ifade esas alınmış. Mesela inşallah ile bile iman ifade edilmemeli denmiş. Yani bir kişiye sorulduğunda mümin misin? Ee, İnşallah mü'minim dememelidir. Bu geçerli bir iman tanımı değildir. Neden? Çünkü Allah'a havale ediyorsun orada işi. Sana soruluyor. İman bireyi işidir, değil mi? Bireyi ve o kişi bizzat kendi kararlılığını ifade edecektir. Hmm. Mesela selef alimleri özeme, özellikle mütekaddimun dönemde inşallah'la imanlarını ifade etmişler. Neden? Ben e, gerçi o da saygı duyulacak başka bir mantıktır ama hmm. ehli sünnetin ki e, bir manada hani kişilik, karakter koyma, kat'i ifade etmede de altı çizilecek bir yaklaşımdır. Hmm. Mesela Ahmet bin Hanbel diyor ki ben e, mümin misin dendiğinde e, elhamdülillah e, müminim diye bir tariften ziyade e, e, vurguladığı şu ifadedir. E, Müslüman mısın, mümin misin dendiğinde inşallah derim. Çünkü iman amel demektir. Başka bir e, konsepte konuşuyor. İman amel demektir. Ben amellerimin Kamil olduğunu iddia edemem. Allah katında makbul olup olmadığını da iddia edemem. Öyleyse ben yoksa imanımda şüphem olduğundan değil amellerimin kamil olup olmadığından emin olmadığından imanımı böyle ifade ederim. Bu evet. da ayrı bir samimiyet. Evet, Ama daha sonra ehl Sünnet imamları e, imanı tanımlarken inşallahla ifade etmeyelim kat'i ifade edelim buyurmuşlar söylemişler. Evet peki şimdi bir de. E, iman dediğiniz gibi aslında içine riya karışmayan tamamen evet. bireysel bir eylem. Çünkü Aynen. kişinin Allah ile arasındaki en e, dokunulmaz alanı iman. Doğru. Dolayısıyla sahih bir iman insana neler kazandırır gündelik hayatında evet. ya da Allah ile olan ilişkisinde e, mesela nasıl bir ime kazandırır insana diye sorsam. Yani iman eden bir insanın günlük hayatında iman evet, evet, nereden evet. dokunur, nasıl dokunur? Evet. Mesela şu ayeti hep hatırlatırım. Evet. E, derslerde işlerken de söyleriz. İşte e, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Namaz evet. bir e, iman işidir. Yani hiç kimse inanmadığı bir şey uğruna günde beş defa kendini bir yere çekip başka birisi için soyutlamaz dünya hayatından. Şüphesiz. Bu ancak Allah rızası için yapılacak bir eylemdir. Ama şu soru sorulur mesela, yani bütün namaz kılanlar iyi midir? <laughs> namaz kılan hiç ki insanlar hiç kötülük yapmazlar mı? Ama var çevremizde gibi bir evet. soru. O zaman buradaki çelişkiyi, buradaki sıkıntıyı nasıl anlamak lazım hocam? Evet. Aslında onlar olması gerekenden bahsediyorlar ama Hı -hı. hayat her zaman olması gereken üzerinden de evet, yürümez. Biliyorsunuz. Ee, şimdi e, iman aslında az evvel tarif ettiğimiz şartlarda oluşmuşsa ya da en azından bu gayret gösterilmişse hı hı. tezahürü amel ve ahlaktır. Yani daha doğrusu böyle bir iman Ameli ve ahlakı doğurur. Bir zorunlu süreç olarak doğurur bakmayın. Yani ha şu var amellerde eksikler olur mu? Ahlaki bir takım zafiyetler zaman zaman gösterilir mi? Hı hı. El cevap evet. Gösterilir. Çünkü Allah bizi böyle yaratmıştır. İşin e, en bidayetindeki hikayeye dönelim lütfen. Hazreti Adem'in kıssasına. Hı hı. Şimdi Allah Teala yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor değil mi? İnni evet. ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. O halifeyi e, melekler nasıl tarif ediyorlar? Ya Rabbi kan dökecek fesat çıkar sen biz seni hamd ile tesbih ederken sen neden kan dökecek fesat çıkaracağı yaratırsın? Hı hı, hı. Allah Teala da diyor ki siz bilmezsiniz ben bilirim. Onun bilmediği, yani meleklerin bilmediği, pek çok alim bu yorumu yapmıştır, bilmediği o insanların içerisinden peygamberler de çıkacaktır. Veli kullar çıkacaktır, salihler çıkacaktır, alimler çıkacaktır, şüheda çıkacaktır ilahir. Ve onların müessiriyeti, kötüler unutulur, tarih kötüleri yazmaz. Tarih iyileri yazar sadece, kötüler unutulur. Ya lanetle ya ibretle anılırlar. Evet. Dolayısıyla imanın... Ee imanda e, zafiyet itikat noktasında olmadığı sürece amellerde zafiyet evet. olabilir. Hani evet. o mükemmel görme e, beklentisi evet bir iyi niyet beklentisi olarak eyvallah evet. ama insan hata edecektir. Nitekim o e, notu da oraya düşerek devam edelim. imanı bize neler katacağına dair ama e, o da şu. E, şimdi Allah Teala insanı bu şekilde yaratıyor. Yani hikmeti gereği bu insanın günah işleyeceğini biliyor. Evet. biliyor bunu elbette Allah'ın bilmediği mi vardır Allah bir şey bilmek için de beklemez kaldı Hı -hı. ki Hı -hı. netice itibariyle e, o insanın e, mesela şöyle yaklaşmak gerekiyor o insanın günah işlemesi allah Teala'nın onun kulluğuna ihtiyacının e, ilk insandan itibaren günah Hı -hı. işlemesi kulluğuna ihtiyacının olmadığının göstergesidir Elbet. Allah alemlerden müstanidir değil ki kullarının insanların kulluğuna ihtiyaç duysun Amin. ama e, imanın ee, insanın hayatına müessiriyeti noktasında sütün mayalanması kadar, hani, hani süt mayalanınca yoğurt olur biliyorsunuz. Evet, evet. Başka bir şekle dönüşür. Hı hı. İman insanın zihnine, kalbine, gönlüne, e, iradesine yerleşti mi onu dönüştürmeye başlar. Peki bununla beraber insan neler kazanır? Hı hı. Birinci derecede Şuhla Hanım... E, Nereden geldim, nereye gidiyorum? ...işte kelamcıların mebde ve mead dedikleri bir başlangıcımız var, bir de sonumuz var. Oysa ki Allah, evet. Allah huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batındır. Değil evet. mi? Yani bütün varlığa göre evvel olandır. Yine bütün varlığa göre ahir olandır. Hı hı. Fiilleriyle zahir olandır, zatıyla batın olandır. Evet, evet. Dolayısıyla biz böyle bir ilaha iman ediyoruz. O bize nereden geldiğimizi, nereye doğru gideceğimizi, akibetimizi bildirecektir. Hı hı. Bir defa biz imanda bunu öğreneceğiz. ...bir... İki hani ahlakta zafiyet e, e, amellerde bir takım hatalar eksiklikler olabilir mi dedik. Evet olabilir dedik. Çünkü insanın tabığında bu var sıfırlanamaz. Hı hı. Ama neticede insana feelhemeha fücuraha ve takvaha buyurmuş kuran Kerim. Yani hem fitne fücur ilham edilmiş yani ona da sevk edilebilecek insan zaman zaman ya da onu tercih edebilecek. Evet. Ya da efendim takvayı, takvada nedir? Allah'ı hesaba katarak davranmaktır. Ben bazen böyle kavramları çok büyük cümlelerle, yaldızlı cümlelerle anlatmaktan ziyade hayata indirmeyi seviyorum evet. e, açıkçası. Yani Allah'ı dünyana katmak, Allah'ı düşüncene katmak, Allah'ı kararlarına katmak, kabullerine katmak, tercihlerine katmak anlamında bir kavramdır takva. Takva da ilham edildi. Allah'ı hesaba katarak yaşamak Hı. demek. Dolayısıyla bir de bunu kazandık mı? E, artık bize e, doğru ahlaki erdemlerin içerisinde bulacağız kendimizi ve adalet anlayışımız gelişecek. Dünyayı doğru düzgün e, değerlendireceğiz. Yani e, وَلَا تَنْسَ Asiibekem, ne dünya? Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade ediliyor. Dünyadan nasibini unutma. Ama vele lahiratu hayrul leke Bakın bir denge de geliyor. Biz iman ettiğimizde yaşadığımız hayatın kıymet harbiyesini bileceğiz. Çok sevdiğim hocalarımızdan bir tanesi bize şöyle demişti. Kendinize bir ömür biçin ve o ömre göre yaşayın. Evet. Bu sizi heyecanlı ve dinamik tutacaktır ve planlarınızı da ona göre yapacaksınız. Evet bir ömrümüz var ama kendinize takvim koyun demişti. Biz bir ahiretimizin olduğunu, bir ahirimizin olduğunu tabiri caizse Hesaba katarsak o zaman dünyayı daha anlamlı yaşayacağız. Bakın iman bizim hayatımıza bir şey daha kattı. Bugün bakıyorsunuz dünya özellikle metropollerde, ülkemizde de aynı şekilde çok hızlı akıyor ve e, hep tükete tükete gidiyoruz. Sadece parayı meta değil, ilişkilerimizi tüketiyoruz, değerlerimizi hatta kendimizi tüketiyoruz. Koyduğumuz yanlış hedeflerle, hırsla, kavgayla, kinle kendimizi tüketiyoruz. İman bize orada bir dur bakalım diyor. Bir dur bakalım. Değil mi? Kendini tekrar bir aynaya bak bakalım. Hayatın senin kendi hatalarını bile görüp düzeltecek kadar uzun değil. Bunu gör bakalım. Dolayısıyla iman bir anlamda bu hızla akan ve bizi sürekli bir yarış psikolojisinde tutan en azından kendi çağımız için konuşalım. Bir yerde bizi bir ayar veriyor, bir ölçü veriyor. Bunu da söyleyelim. Bir şey daha söyleyerek bu konuyu da noktalamaya gayret edeyim. Bir de ebediyet arzusu var insanda. Yani biz ölümsüz olmak istiyoruz. Bakmayın. Değil, Değil mi? mi? Aslında bütün planlarımız, eylemlerimiz, hmm. ilişkilerimiz ebediyet üzerine kurulmuş gibidir adeta. Evet. Hiç ölmeyecek gibi. Yani ya da ölsek de hep hatırlanacak kişi olmayı arzu ederiz. Yani e, tabii. arkada iz bırakmayı isteriz. E tabii. Yani o, o belki o daha kabul edilebilir bir şey. Yani işte sanatla anılmak, evlatla anılmak, ilimle anılmak, hoş bir sadayla anılmak. Bu aslında bir şereftir de o, iyi bir şeydir tabii. de. Yani böyle bir hedefi de olabilir insan. Bu bunca telaşın altında aslında yatan sebeplerden biri de dediğiniz gibi bu. Belki de işte ölümü çok hatırlatmıyoruz kendimize. Evet. Ee, ya da çok uzakmış gibi geliyor. Daha çok varmış gibi geliyor. Evet. evet. Oysa her an. Yani e, tabii şu var e, çok dünyevileştik. Hı hı. Bunu her, hepimiz söylüyoruz, sıkça söylüyoruz. Çok dünyevileştik. Dünya çok sardı sarmaladı bizi. Hızla akıyor bir de. Yani bu hız açıkçası bizim sorgulamamızı, muhasebemizi zayıflatıyor. Yani herkes bir telaş içinde bir yerlere yetişme, yetiştirme bir şeyle kendini kıyaslama, bir sınavı kazanma, bir şeye sahip olma güdüsüyle adeta hareket ediyor ve durup dinlenmeden koşturuyoruz. Hı hı. Nereye yetişeceğimizi bilmeksizin koşturuyoruz. Bunlar Bunlar da bizim sorgulamamızı ve maneviyatımızı zannediyorum e, düşürüyor. Bunları dengelemede galiba dinden daha büyük bize güç verecek, ilham verecek, destek verecek başka amil yok. Yani sığınacağımız melce de yok açıkçası. Çünkü biraz evvel o saydığımız sarmal e, fani bir hayatın e, küçük küçük yapı taşları her biri. Çok gözümüzde büyütsek de hı hı. her birini... Terk ederek bu dünyadan göçüyoruz. Yani bu hakikati biliyoruz. Ee, yani mesela bir yakınımızı kaybediyoruz. Hazreti Peygamber'in o hadisini fiilen yaşıyoruz. Bir kişi vefat ettiğinde, ahirete irtihal ettiğinde onu üç şey takip ediyor değil mi Hazreti Peygamber'in ifadesiyle? Malı mülkü, ailesi ve amelleri. Sonra malı mülkü. Ailesi onu ne kadar sevse de onu amelleriyle, bütün yaşanmışlıklarıyla, biriktirdikleriyle, hatta geride bıraktıklarıyla, hatıralarıyla e, beraber terk ediyor. Evet. Yanında sadece hayır ve şer adına yaptıkları kalıyor. Yani çok ürkütücü bir hakikat bu. Çok. Ara ara buna şahit olmak, e, işte kabir ziyaretleriyle olabilir bu, Hı. kaybeden yakınlarımızı anmayla olabilir, Hı. tefekkürle olabilir Tabii şimdi dediğim gibi çok dünyevileşen bir yapıda seyrettiği için hayat ölümle ilgili konuştuğunuz zaman da hemen insanların e, rahatsız, olmuyor, rahatsız oluyorlar değil mi? Hani içimizi karartmayın. Evet. Hastalıkla ilgili konuşulduğunda, evet. ibret verici bir hikaye anlatıldığında veya çocukların evet. yanında buna benzer bir şey söylendiğinde evet. ama bu aslında insanda biraz da yıkım oluşturmuyor mu hocam? Yani evet. e, yine bir hocamız bize derste şunu söylemişti. Yani dünyadaki yaşanabilecek en büyük acılardan bir tanesi evlat acısıdır. Allah evet. kimseye yaşatmasın Amin. ama. Amin. Herhalde bunun altından kalkabilmenin en temel formülü de evlat dahil olmak üzere ve evet. hatta kendi hayatımız dahil olmak üzere her şeyin bize emaneten verildiğini kendimize sıkça hatırlatmak. Evet. Emanetin bir sahibi var ve bir gün bizden alacak. Bitti. Aslında bu gerçeğe teslim olmuş olsak yaşadığımız sıkıntılar da bize belki bu kadar ağır gelmeyecek. Hiç üpesiz bu emanet kavramı bana çok sevgili Nazife Şişmanı hatırlattı. Hı hı. Ee, Nazife Hanım'ın bir ifadesi var, bir kitabı da var, Emanetten Mülke başlıklı. Hakikaten nefis bir kitap. Ee, orada bir, bu kitabın kitaba ismini de veren mantık şu. Modern dünya insanın kendi bedeni de dahil bütün sahip olabileceklerini dünyada sahip olup dokunabileceklerini elde edebileceklerini hı hı. tamamını onun mülkü gibi kabul ettirmeyi evet. dayatıyor tabiri caizse. Oysa ki de kendi canımızla dahil sizin de ifade ettiğiniz gibi bunların emanet, emanet olarak verildiği vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bütün kainat, kevni ayetler var malumunuz. Kur'an-ı Kerim'de kainatla ilgili ayetler, insanla ilgili ayetler. Hepsinin kıymeti harbiyesi Allah dağlardan bahsetmek için dağlardan bahsetmiyor. E, semavattan, arzdan, insandan, insanın aşama aşama yaratılışından bahsederken bizi doğrudan bunun anatomisine, bunun yaratılma efendime söyleyeyim, aşamalarına, e, bilim yapmaya tamam onlar da ayrı belki ama birinci derecede hedef Allah'ın varlığını ihsas ettirmesi kainat dedir. Evet. Yani müminler tarif edilirken Kur'an-ı Kerim'de e, onlar derin derin tefekkür ederler de Rabbena ma da haza batila subhaneke feqna azaben derler. Neye baksalar diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz ifadesiyle bunu anlatıyor. Yani yaratılanlardan e, yaratana, eserden müessire bir mantıkla bizi oraya sevk ediyor. Yani biz her şeyin emanet olduğunu bilirsek hem onlara zarar vermeyiz bakın Tabii. Hem onu geliştirmeye, aynı zamanda istifade etmeye bize sunulmuştur netice itibariyle hı hı. E, takdim edilmiştir. Ama bir emanet olarak görürsek o zaman galiba en akıllıcası da bu olacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam bir soru daha soracağım ama onun öncesinde evet. beni çok hatırladığımda ve paylaştığımda... ...her zaman aslında tefekküre iten bir hadise, bir kıssa evet. var. Hazreti İbrahim'in Allah'ı arayış yolculuğu, evet. o küçük yaşlarına rağmen... O kocaman aklıyla, o muhteşem zekasıyla Allah'ı bulma e, arayışı. Evet. E, aslında belki de bu o kadar çok anlatılmalı, o kadar çok e, tekrar hatırlatılmalı ve kendim, kendi içimizde tekrardan sorgulanmalı ki hatta zaman zaman Kur'an-ı Kerim'i açıp o arkasındaki konularına göre indeksler kısmında hı hı. akretmenin, sorgulamanın, hı hı hı. düşünmenin kaç defa tekrar edildiğini, hı hı. namazdan sonra en çok tavsiye edilen aslında ibadetlerden biri olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in imanı var. Yani öncelikle henüz peygamber olmamış küçük yaşına rağmen o kocaman düşünceleriyle Allah'ı arayış hikayesi var. Mesela o Allah'ın varlığı delil, delil dendiğinde bana o çok etkileyici Doğrundan, gelir. Belki bu mi? bir iman işi yani inanmakla alakalı. Ya yani inanmayan birine bunu anlattığınızda da tesir etmeyebilir. Evet. Ya da kendini buna kapatmış biri için de bu tesirli olmayabilir ama ee, mesela Hazreti İbrahim'in Allah'ı arayışını nasıl sorgulamak lazım. Modern zamanlarda mesela ben de bir dipnot olarak bunu tırnak içinde söylemiş olayım. Emir Kağan'ın PK isimli filmi var. Ben onu mesela Hazreti İbrahim'in modernleştirilmiş evet. hali gibi görüyorum. Allah'ı arayış hikayesi, Allah'ın varlığını akıl yoluyla bulma hikayesi. İnsan aklıyla Allah'ın varlığını bulabilir mi? Evet. Ee, bu kadar rasyonel bir dünyada yaşıyoruz aslında Hı. böyle çok hani kulağa hoş gelen bir soru olduğunu söylemem e, gerekiyor bunun. Evet Hazreti İbrahim bir sorgulamadan e, adeta geçerek kendince bir arayış içerisinde hatta e, mesela bir başka yani bu bu anekdodun e, dışında bir, bir başka şeyi daha hatırlatayım Hazreti İbrahim'le alakalı. Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin Hı. diyor bir başka yerde. allah Teala da sen bana inanmıyor musun? Kabilinden mukabirede bulununca diyor ki kalbin mutmain olsun istiyorum. Evet, evet. Bunu diyen Allah'ın halini dir dostudur bakın. Demek ki insan da böyle bir tecessüs, böyle bir e, faydalı bir tecessüs tabii hı hı. ki bu. E, hakikate ulaşma tecessüsü, tahkike ulaşma tecessüsü var. İnsan aklıyla Allah'ı bulabilir mi? Şimdi bizim e, klasik mezheplerimize, alimlerimize geçmişimize baktığımızda e, bu damarın çok güçlü bir şekilde var olduğunu görürsünüz. Bugün bakıyoruz mesela itiraf edeyim yani bugün din namına konuşulan, düşülen, düşünülen pek çok vasatta mesleğimiz gereği bulunuyoruz. Bu seviyenin emin olun çoğu zaman arkasında kaldığımızı görüyorum. Daha çok taklitle, sorgulamadan, teslimiyetle bunun sanki büyük bir erdem olduğu zannedilerek yapılıyor. Oysa ki tahkik edilmemiş, derinine inilmemiş Delillerle güçlendirilmemiş bir iman e, yerine göre saman alevi gibi her rüzgardan da etkilebilir, etkilenebilir. İşte az önce gençlerin oluyor. sorduğu sorunun temelinde de bu var değil mi hocam? Mesela sormak istediklerinde ya da merak ettiklerinde. E, Öyle şey sorulmaz günah aman ha diye <laughs> belki uyarıldık hepimiz bunca evet, zaman. Evet. Dolayısıyla bu aslında tehlikeli bir şey midir? Bunu da e, evet. sorunun içinde evet. anlatırsanız çok memnun olurum. Evet. Ya peygamberimize dahi e, yani sahabeler bizzat vahyin inişine şahit olmuş. Yerine göre vahyin inmesine sebep teşkil etmiş, Hı -hı. nüzul e, 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 sebebi olan ayetler var biliyorsunuz e, sahabilerin Hı -hı. gerekçe olduğu bir manada. E, onlar e, pek çok sorular sormuş peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de yes eluneke diye başlayan ayetler. Bunları anlatır. Sana şunu soruyorlar, sana ruhu soruyorlar. Bakın ruhu dahi sormuşlar. Ruh nedir? Yani bu baya bir üst mantıkta sorulabilecek bir sorudur. E, dolayısıyla hatta Hazreti Peygamber'e buyuruyorlar ki, Ya Resulallah diyorlar, içimizden öyle şeyler geçiyor ki, söylesek yanarız diye korkuyoruz. Bu doğru mudur acaba? Evet. Hazreti Peygamber de imanın bir üst derecesi olduğunu adeta ifade ediyor. Çünkü tahkikten geçiriyorsunuz. Yani denenmeyen şey ne kadar güçlüdür? Yani şöyle düşünün siz kendi kendinize yani gençlerimiz için özellikle bu örneği vereceğim. Hı hı. Yani e, biz spor dalında e, e, ilginiz var ve o konuyla evet. alakalı çalışıyorsunuz. işte antrenmanlar yapıyorsunuz. Ama hiç mindere çıkmıyorsunuz. Hı. Hiç çıkmıyorsunuz. Hiç hasmınızla karşılaşmıyorsunuz. Hasımlarınızı hiç tanımıyorsunuz. Ne dediklerini bilmiyorsunuz. Ya ben şuna inanırım. Bir tez ancak antitezleri bildiği kadar güçlüdür veya antitezlerle karşılaştığında ne işe yaradığı kadar güçlüdür. Ne kadar dayanabilip istinade bildiği kadar güçlüdür. O yüzden o mayın tarlalarına girmek durumundayız. O sorular sorulacak ve onlara cevap aranacaktır. Siz istediğiniz kadar örtmeye çalışın. O beyinde, o zihinde, o mentalitede o sorular döndükçe, ve hatta kalbin içinde. Evet. Yani, şeyler, şüpheler, o zaman, seseler, yani o zaman yani hemen otomatik olarak kabul etsin dediğinizde otomatik olarak reddede yakındır aynı kişi. Evet. Ha şunu da ifade edelim. Yani e, bizim geleneksel ulema'nın epeyce bir kısmı marifetullah haklidir demiş. Yani Allah akılla bilinir demiş. Ancak tabii Nakil yani vahiy, vahiy bilgi akla da bir mahal tanıyor, imkan tanıyor, hududunu da çiziyor. Yani ikisi birbirine en iyi şekilde ihkam ediyor. Çünkü e, aklın ehemmiyeti nerede Şule Hanım? Akıl aslında hani şöyle söyleyelim kelam alimleri üç yoldan bilgi elde edilir demiş. Birincisi akıldır, ikincisi duyulardır, evet. üçüncüsü vahiydir. Akla aklı selime diyorlar. Habere e, vahye haberiz. Haberi sadık diyorlar. E, e, duyulara da havası selime diyorlar. Bakın yanına bir sıfat ekleyerek söylüyorlar. Herhangi bir akıl değil aklı selim. Herhangi bir bilgi değil haberi sadık yani sözü sadık olan kendi sadık olan bir elçinin haberi demektir bu vahiy kastediliyor hmm. Üçüncüsü de efendime söyleyeyim duyular ama nasıl duyu selim duyular Beş duyu ama doğru çalışan doğru bilgi aktaran duyular evet. Bunları aslında en temelde bizim ulemamız akla da inhisar Yani demişlerdir ki vahiy de akla e, dayanır neticede duyular da Çünkü e, vahiy akıl yorumlayacaktır yani e, şimdi delinin elinde Kur'an rehber değildir, evet. akıllının elinde rehberdir. Öyleyse vahyi de anlayacak olan akıldır, duyuları yorumlayacak olan da akıldır. Delinin gördüğü kendi için bir bilgi ifade etmez, görmede göz aktarıcı pozisyondadır. Ama asıl görme beyindedir. Beyin yorumlar çünkü ne gördüğünü, evet. ne kokladığını, neye dokunduğunu beyin yorumlar. Bu manada e, hakikaten çok sağlam bir zeminimizin olduğunu söylemem lazım. Ama tabii şu var, biz böyle konuşuyoruz diye insanın duyguları da var, insanın gönül dünyası da var, insanın iradesi de var, tercihleri var. Belki de bunların tamamıdır biliyor musunuz? Yani Kur'an e, akletmeyen kalpler diye çok nefis bir ifadeyle ...bizim dünyamıza sokar bu hakikati. O kalp tarifi... ...aslında aklı da, işin rasyonelitesini de... ...duyguları da, yani gönül dünyasını da... ...iradesini de, özgürce... ...seçebilme kabiliyetini de... ...birlikte ifade eden bir kavramdır. Akleden kalp. Ne evet. kadar güzel bir ifadedir. Yani biz insana... ...insanı e, istiyoruz ki iman... ...her yerden sarsın sarmalasın. İnsanın her yönünü kuşatıcı şekilde... ...tarif etmek lazım diye düşünüyorum. Eğer... Duyguları çok yoğun bir insanla karşı karşıyaysak duygudan yaklaşabiliriz hep böyle e, tahkikçi meselenin aslını delillerle, istidlerle anlamak isteyen, vesveselerle, şüphelerle yaklaşan bir insanla karşı karşıyaysak, akli zeminde onunla konuşacak bir dünya malzememiz var. E, i̇radesi çok sağlam bir insanla karşı karşıyaysak, onu iknada da yine iradesini devreye sokacak bir metot takip edebiliriz. Yani bizim elimiz her halükarda hem var olan e, müktesebatımız, tecrübelerimiz, e, sahih metnimiz, metinlerimizle hem de bu yol yolda cihdimizle İnşallah bu yerlere bu mekanlara bu insanlara ulaşacağız diye düşünüyorum İnşallah hocam ya inşallah gerçekten e, dört koldan öylesine çeldirici var ki modern zamanlarda evet e, o yüzden hani biz iman ettik diyoruz ama Allah muhafaza evet. ayağımızı çeldirecek her an e, böyle çelme takacak evet. şeylerle olaylarla vukuatlarla karşı karşıya kalmamak elde değil Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman nasıl tanımlanmış hocam? Yani inananların hmm. ve inanmayanların özelliklerinden bir profil çizecek olsak. Mesela az önce dedik ya salih imandan insanlar ne kazanırlar? Davranışlar olarak bunlar nasıl fark edilir evet. diye. Tam aksine de birlikte sormuş olayım. Nasıl bir profil çıkarırız? İman etmeyen insanın sorunları nelerdir? Bir de aslında insan neye inanmayacağını bilmek için de galiba bazı şeyleri öğrenmeli mi? Evet. Ee, yani e, hani ayarını mani efradını cami diye tarif ederler ya eskiler tanımı yani olması gereken her şey içinde olacak olmaması gerekenlerin tamamı da dışarıda olacak. Evet. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'de inananlardan inanmayanlardan evet bahseden sıkça ayetler var göndermeler var. Aslında güzel bir şeye temas ettiniz. İmanı anlamak için aslında köfrü de anlamak gerekir. Evet. Yani irtidadı da anlamak gerekir, şirki de, nifakı da anlamak gerekir. Şimdi küfürle ilgili kavramlar ben zaman zaman öğrencilerime de bundan bahsederim. Küfürle ilgili kavramlar da bize pek çok ilham veriyor bu konuda. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavramlara bakıyorsunuz şimdi küfür... E Kafir demek örten demektir kelime anlamı. Yani bir hakikatin üstünü örten kişidir kafir. Kur'an-ı Kerim'de e, inanmayanlar inatçılıkla, kör taklitçilikle, laf anlamamazlıkla, hoyratlıkla tabiri caizse tanımlanırlar. Kur'an-ı Kerim kime cahiller biliyor musunuz? Bilmeyene değil, bilmek istemeyene, evet, hilimsiz evet. olana, hilmin zıttıdır cehil. Yoksa bilmemek e, karşılığı bilmektir yani hani e, bilmiyorsanız öğreneceksinizdir bilmeyen kişi aşağılanmaz bilmeyen kişi kınanmaz ona öğretilir ona yardım edilir o muhtaçtır hı hı. ama bilmek istemeyenden daha cahil yoktur nitekim inançsızların bu psikolojisinden bu duruşlarından bahseder Kur'an İki dalalet der sapmak demektir. Sapmanız için bir doğru yol lazımdır. Elbette. Anlatı. Biliyor muyum? Yani hani bir doğru yol varsa ancak siz oradan eyvah yolu e, şaşırdık dersiniz. Çünkü doğru yol vardır. Hı. Veya zulüm der inançsızların yaptığına. Zulmü iki şekilde anlamak mümkündür Kur'an ekseninde. Bir tanesi zulüm karanlık demektir. Nur varsa aydınlık varsa hakikatler ortaya çıkar. Gerçeği mi öğrenmek istiyorsunuz? Aydınlığı seçeceksiniz. Aydınlığı seçmek de biraz bedel ister. Yani orada karşılaşacağınız şeyler vardır, kendi hakikatleriniz de vardır. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman da nur hem Allah'ın ismidir, hem Kur'an'ın ismidir, hem bu davanın ismidir tabiri caizse. Dolayısıyla e, nuru tercih etmek e, eşya zıttıyla kaimdir, öyleyse zulüm varsa... ...kafirin yaptığı buysa... ...nur zaten var demektir. Yani zaten nurun olmaması zulüm demektir. Ayrıca zulüm haksızlık demektir. Evet. Ne kadar zalim... ...falan kişi dediniz mi... ...onun ne kadar haksızlık yaptığını anlatırsınız. Peki iman boyutunda zulüm ne demektir? En büyük zulmü... ...hem Rabbine hem kendine yapar... ...kişi küfür seçerse. Evet. Neden? Çünkü birinci ayağında... Allah'ı hakkıyla onu ilah olarak tanımadığı için ona hakkını teslim etmediği için ilahlık hakkını teslim etmediği için Rabbine karşı zalim olur. Hı hı. Kendini de Rabbinin karşısındaki konumundan aşağı çektiği için. Çünkü Allah Teala diyor ki: "Sen benim halifemsin. Seni ben iki ellerimle yarattım." Bütün e, aynen bu ifade kullanıyor. Bu, bu bir sembolik ifadedir muhakkak ama bir tazim ifadesidir. Hı hı. Hani teşbih de hata olmaz ama sevdiklerimize biz demez miyiz? İşte senin senin için ellerimle hazır hazırladım. Evet. Yani bunu aslında onlara olan sevgimizi, onlara olan iltifatımızı anlatmak için kullanırız. Allah Teala bütün insanlara nimetleri yer, yer ve göğün bereket kapılarını inananlara açtığını, insanlara bütün nimetleri musahhar kıldığını, onların emrine verdiğini söylüyor. Öyleyse insan bu rütbesini, bu kulluk rütbesini de tanımadığı için kendine de haksızlık etmiş oluyor, kendini aşağı doğru çekmiş oluyor. Dolayısıyla bu küfür tanımları bizim için imanın ...hakikisine gitmede de birer kavram oluyor. Evet. Bu, buradan çıkarılacak netice şu aslında Şule Hanım. Kur'an-ı Kerim mutlak ateizmi kabul etmiyor bakın. Yani görme inanmayan yok, inanmak istemeyen var. Ya da inanmamaya inananlar var. <laughs> evet yani o da yine bir çeşit. Şey. Yine kapı inancı Tabii. çıkıyor hocam. Yani bakın enteresandır bu e, ateizm, e, Wikipedia şimdi gerçi kapandı da... ...Wikipedia'da ilgimi çeken bir cümledir bu. Ateistler kendilerini özellikle son yüzyılda... Hı -hı. ...anti teist değil ateistiz tanımlamasıyla tanımlarlarmış... Böyle yazıyordu orada. Efendime söyleyeyim ne demekmiş anti teist değilim de ateistim. Çünkü anti teist demek te, bir teizm var ben onu görüyorum ama onu reddediyorum. Onun üzerinden tezimi ortaya koyuyorum demektir. Hı hı. Oysa ki ateizm e, hiçbir şekilde yani ke enlem yekün yoksun sen gibi bir tanımlamadır. E, ve biz ateistiz ifadesini kullanıyorlar. Ama bakıyorsunuz şimdi onlar istediği kadar tabiri caizse lafı köpürdetsinler bu şekilde. Biz ateistlere bakıyoruz hepsi anti -teist ist bir teizm üzerinden bir inanç evet, üzerinden evet, bir kutsal evet. öğreti üzerinden onu reddederek refüze ederek bir alan açmaya çalışıyor. reddin üzerinde kurulan bir varlık Evet bahsediyoruz, Evet bir evet, evet Evet yani ve hep de arızalı kalmış geçmişte de öyle bugün de öyle Elhamdülillah e, konuşmamın arasında ifade ettim yani e, iyileri yazar iyiliği yazar tarih e, ve e, sayıları az da olsa ki Elhamdülillah değildir sayıları az da olsa müessiriyetleri fazladır dolayısıyla e, küfür istediği kadar işi köpürt köpür, köpür etsin. Bir imanlı kişi Kur'an-ı Kerim ifadesiyle nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok topluluklara galip gelirler. Dolayısıyla o yardımı alarak o bereketi göstereceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah hocam. Şimdi bizim çok köklü bir geleneğimiz de var. İslam düşünce tarihinde muazzam çalışmalar var. Çok büyük alimlerimiz var. Bu konuda evet. ilim yanında irfanıyla bize yol gösteren ve gerçekten yaptıkları çalışmalarla Allah'ın varlığını harika şekilde delillendiren alimlerimiz var. Peki Biraz isterseniz bunlar üzerinde de duralım. İslam düşünce tarihinde Allah'ın varlığını delillendirmek için ne gibi çalışmalar ya da ne gibi deliller öne sürülmüş, evet. ortaya konmuş? Evet. Çok erken dönemde başlayan bir faaliyet alanı bu. Bereketli bir alan muhakkak. Hazreti Peygamber'in ahireti irtihalinden sonra şimdi bakıyoruz işte sahabe dönemi, tabi'in dönemi, tebe-i tabi'in dönemi. Şimdi biz İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin eserlerinde fıkh ekberinde de görüyoruz bunu en azından. Doğrudan bir hani daha sonradan sistemleştirilen literatürde ispatı vacip denir bu çalışmalara. Yani zoru, vacip kavramı fıkıhta bir keyfiyet taşır, kelamda bir keyfiyet. E, taşır inanç alanında. Fıkıhta hani yapılması zorunlu olan fiiller kastedilir. Farza evet. yakın bir katiyette tanımlanan, e, dinen yapılması zorunlu olan. E, kelamda ise vacip Allah Teala'nın varlığını anlatan bir kavram olarak kullanılır. Hı. Yokluğu düşünülemeyen varlık demektir. Yani mümkün varlık vardır, müstahil e, müba, e, durumu vardır, e, efendime söyleyeyim. Bir de vücubiyet vardır varlık kategorisi evet. olarak ki o Allah'a anlatmaktadır. Ee, yani va vacibin e, ispatı anlamında ispatı vacipta. İmam-ı Azam'a kadar dayanan bir damarla bunu görüyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife e, bir temsilde bulunuyor. Bir gemi, gemi metaforu tabiri caizse diyor Hı -hı. ki Engin bir denizde yüklü bir gemi menziline kaptansız nasıl ulaşamazsa, akıl bunu nasıl anlayamaz ve fehmedemezse, zorunlu olarak bir kaptan arayışına hı hı. düşerse tabiri caizse, bu kainat gemisinin de bir kaptanı olmalıdır diyerekten zihinleri bu meseleye ısındırıyor. Sonrasında da tabii ki düşünce dünyamızda filozoflar bir taraftan, kelamcılar bir taraftan, sufiye bir taraftan temellendirerek eserlerinde e, uluhiyet bahisleri açıyorlar. Bağımsız olarak ispatı vacip çalışmaları da yapıyorlar. Evet. E, Osmanlı'da da mesela ulema bakıyorsunuz ispatı vacip risaleleri Süleymaniye evet. Kütüphanesi'nde dev bir külliyat olarak bizleri bekliyor, okumamızı bekliyor. Evet. Şerhlerle, haşiyelerle, taliklerle daha çok yürümüşler ama evet. neticede çok derin bir müktesebat var onların içerisinde. Allah'ın varlığı delillendirilmiş. E, bu yapılırken her ilim dalının Şule Hanım kendi mentalitesi, kendi kavramlarıyla meseleye yaklaştığını görüyoruz. Şimdi Kelamcılar Allah'ın varlığını anlatırken yokluktan varlığa çıkma anlamında huduz kavramını kullanıyorlar. Yani Allah kainatı yoktan var etmiştir. Biliyorsunuz bu bizim e, e, avamda, e, halkta da karşılığı olan bir kavramdır. Yani bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden temsilini biliriz. Evet. Dolayısıyla allah Teala yokluktan varlığa çıkarmıştır insanı. E, filozoflar e, bakıyorsunuz sudur nazariyesi denilen bir nazariye üzerinden, şimdi detaylarına girmeyelim, evet. bir nazariye üzerinden Allah'ın varlığını temellendiriyorlar. E, keşf ve ilham tariki olan sufiye ise Allah'ı gönül e, yoluyla, keşfle, ilhamla... Doğrudan bir Allah Teala ile efendime söyleyeyim evet, evet. E, taayyünle, tecelli ile Allah'ın esmalarıyla anlama e, anlamında bir zenginlik katıyorlar düşünce dünyamıza. E, konuşmalarımızın başında ifade ettik. Modern yüzyıl dedik işte batıdan bu tarafa. Hı hı. Bakıyoruz o 1700'ler, 1800'lerden sonra batıda bu ilhadi hareketler ateizmin türevleri, çeşitleri işte Darwinizm, hı. Determinizm, Pozitivizm, Freudizm her biri sonuçta ateizm şemsiyesinin altında bir yerdedir. Bunların bizdeki iz düşümü olarak bize gelebilecek sadmeleri tabiri caizse Osmanlı'nın son, son dönem alimleri tarafından refüze ediliyor. İşte Allah'ı kar mümkün mü? Eee Filibeli Ahmet İlmi eser yazmış veya işte Tarihi Maddeciliğe Reddiye e, efendime söyleyeyim e, Hilmi Ziya Ülken yazmış. Rahmetli Bekir Topaloğlu hocam mesela benim de üniversiteden çok değer verdiğim Allah rahmet eylesin. Hocamız Allah'ın varlığı ile ilgili yine e, çalışmalar yapmıştı. Cumhuriyet tarihinde pek çok İzmirli İsmail Hakkı anılabilir burada. Eee özel eserlerde yazılmış. Onu ifade etmek isterim. Yeter ki teveccüh olsun bunlara. Elbette. Şimdi e, iman eden insan imanın tadını elbette bilir ama madem ki e, böyle olabildiğince e, geniş bir perspektiften bakarak konuşmaya çalıştık ve imanımızı tazelemek için sizden de ilham aldık. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Allah'a iman insana ne kazandırır hocam? Allah'a iman bugün modern dünyada hayata tutunabilmek için insana ne vaat eder? Ya da inanmayan insan da ahlaklı olabilir mi? <laughs> Evet. En çok Aslında var. bu e, felsefede de çok tartışılan hani bağımsız e, ahlak anlayışı e, veya işte bir kutsal öğretiye e, öğretiden neşet eden yürüyen ahlak anlayışı bağımsız bir ahlak anlayışı var mıdır? İşte etik dedikleri, batılıların etik dedikleri e, var mı? Tabii bu önemli bir soru muhakkak. Şimdi insan tabi e, akıllı bir varlık aslında insan e, ahlaki e, bir yönü de olan yani kötülükten zevk almayan tabında aslında bunlar var. Evet. Biz şimdi kelamın delillerinden e, bir tanesi de kelam, e, Allah'ın varlık delillerinden bir tanesi de e, fıtrat delilidir. İnsanın Hı -hı. fıtratında aslında bunlar maya olarak var. Evet. Belki işlenmemiş halde e, var. Yani biz e, batılı manada biz boş bir levha olarak dünyaya gelmiş değiliz. Hı -hı. Bizler e, Allah'ın yarattığı e, ve o ilhamı da içerisine verdiği varlıklar olarak dünyaya gelmişiz. Hı hı. Üzerine de vahiy ile desteklenmişiz. Bakın hani sözlerimizin arasında yine söyledik. Marifetullah akli yani akılla evet. bulunabilir Allah demiş ulemanın kahir ekseriyeti bunu söylemiş. Dolayısıyla Allah Teala ayrıca lütfedip peygamber de göndermiş, desteklemiş. Peki insan aklıyla Allah'ı bulur ama insan bulabilir ama bulamayabilir değil mi? Yani neticede veya böyle bir tercihi olmayabilir. Elbette. Buna rağmen ahlaklı olabilir mi? Şimdi tabii bu konuda tabiri caizse biraz içimizi acıtan bir süreçten, parametreden geçiyoruz. Yani e, İslam toplumları e, kötü bir sınavdan geçiyor bu konuda. Yani ahlaki dejenerasyon, insan ilişkilerindeki zafiyetler, e, efendime söyleyeyim, aile kurumunun gördüğü zararlar, dini taşımadaki problemler, e, dini değerleri taşıma Temsildeki problemler belki tebliğimiz az çok iş görüyor ama e, görüyor gibi gö görünüyor ama e, temsilde sıkıntılarımız var. E, ekonomik olarak nerede olduğumuz dünyada konjonktürümüz yani sıkıntılı alanlar bunlar. Buralara baktığımızda tabii e, mevcut profilimiz iyi değil ama hani demin söyledik yine e, biz bu dinle bu peygamberle medeniyetler de kurduk. Onun için moralimizi yine bozmayacağız yine çareyi buradan arayacağız biz bu madenimizden arayacağız buradan arayacağız. E, İnsan ahlaklı olabilir evet. Yani insan bir bir dinin bir dinin değerlerinden doğrudan etkilenmeden de ahlaklı olabilir. Çünkü Anca... bunun da fıtratında zaten yeri evet. yok mudur hocam? Elbette. Sonuçta o fıtrat üzerine yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yani bir kavim kendindekini değiştirmezse Allah onun hakkındaki hükmünü değiştirmez. Evet. Bakın bir kavim diyor, herhangi bir kavim demek. O enleyselil insani illa masehab buyuruyor. İnsan için dünyada çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmanın da şartı şurtu bellidir. O şartlar etrafında döndürdünüz mü işinizi? <laughs> Müslüman olmasanız da Allah'ın sünnetullahı gereği yasası gereği karşılığını alırsınız. Fakat fark şu, yani e, ahlaklı olabilir. Ancak ahlaka, ahlakın hem destek aldığı, hem efendime söyleyeyim. E, e, kamilen tarif edildiği hem yaptırımının getirildiği ve hedeflendiği bir vasat üzerinden desteklenme zorunluluğu vardır. Yani tikel olarak, lokal olarak birileri ahlaklı olabilir ama bunun sürekliliği açısından bir yaptırım, bir öğreti ve kamilen tanımlanması adına din ve kutsal öğreti zorunluluğu vardır. Hatta şöyle pratik bir şey de söyleyebiliriz. Yani bir ahlaklı insanın özelliklerini kendi zihnimizden geçirelim. Ahlaklı insanda neler var? İşte doğru sözlüdür, adaletlidir, hile yapmaz, çalışkandır, üretkendir, etrafına zarar vermez ilahir. Bunların hangisi dinde yok? Hangisini din emretmiyor? Yani fazlası var, Eksiği yok. Biz ekstradan başka inançlar da ekleyip onlarla da muhasebe yapıyoruz. Biz öleceğimizi ve davranışlarımızdan hesaba çekileceğimizi inanıyoruz bunların üstüne. Hı hı. Yani bir de böyle bir e, e, kontrol edici mekanizmaya inanıyoruz. E, hatta biz e, öyle bir mekanizma ki bu, zerre miktar işlediğimizle ölçülüyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla şimdi böyle bir mekanizma da devreye girdi mi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ile kulun ilişkisi o kadar sıcak tanımlanmış ki yani o ahlaki zemini destekleyecek her şey var. Hı hı. Doğrudan Rabbinize ulaşabiliyorsunuz. Üç kişi bir aradaysa dördüncüsü Allah'tır. Dördüncüsü, dört kişi bir aradaysa beşincisi Allah'tır buyuran Kur'an-ı Kerim. Ee, biz onlara şah damarından daha yakınız diyen Allah Teala. Ee, sana kullarım beni soruyorlar ben yakınım diyen Allah Teala. De ki demiyor bakın. Hı hı hı. Bir hocamız bize öyle demişti derste. De ki demiyor. De ki dese peygamber araya girecek. Evet. Yani doğrudan ben yakınım diyor. Yani kullarım seni e, sana beni soruyorlar. De ki ben yakınım. Yani deki yok affedersiniz. Ben yakınım doğrudan. Yani bir kul Rabbine doğrudan ulaşıyor. Şimdi bütün bu muhasebe zemini bir de örnek peygamber var işin içinde ahlakıyla, duruşuyla, dünya gözüyle hem de mitolojik, efsanevi bir varlık değil. Hı hı. Tarihin belli bir kesitinde yaşamış hayatının bütün detayları kayıt altında bir peygamber. Hı hı. Elimizde bir kutsal kitap var. Kendini nasıl tarif ediyor? Ve tur vel kitabil mestur fi rakkim menşur. Diyor ki bu tuğra yemin olsun serilmiş deriler üzerine yazılmış bu kitaba yemin olsun evet. işte o zaman yazılmış yazıldığı zamana işaret ediyor hı hı. sonradan değil araya başka ihtilaflar, tahrifler, tebdiller girmeden doğrudan yazılmış böyle bir sahih itikat var Model peygamber var evet. ve kontrol eden sevgi ve muhabbetle sarıp sarmalayan bir ilah tasavvuru var. Evet. Şimdi bu ahlak zemini mi daha güçlü yoksa insanın kendi uhdesine kalan. Ya şimdi şöyle bir şey Şule Hanım meseleyi böyle toparlamak, toparlamak isterim. İnsan ahlaklı olabilir ama bunun devamlılığı için insanın bir takım zafiyetleri de var bunu engelleyecek. İnsan sadece aklıyla hareket etmiyor, vicdanıyla hareket etmiyor. Duyguları var, nefsi var, birbirinden etkilenme boyutları var, e içine doğduğu bir dünya var, aldığı eğitimler var, yanlış örneklikler var değil mi? Bütün bunlar birleşince her zaman ideal davranmasını beklemek çok zor. Bir iç motivasyon lazım değil mi? bir iş motivasyon, rol model ve bir metin lazım metin. Yani biz mesela niçin okula gidiyoruz? Yani kitaplar alalım, evde okuyalım. Hayır efendim. Bir kurumsallık içerisinde, bir sistem içerisinde, bir rol model eşliğinde sonuç alıyoruz. Değil mi? Bu arada sınavlar oluyor. İnsanoğlu bunu modellemiş işte hayatında. Din, din belki de biri bir işte bu. Yani e, rol model var, öğreti var, uygulama var, yerine göre ceza var. Bir yanlış yaptığınızda ceza alıyorsunuz evet, evet. veya ödül alıyorsunuz. Evet. Dünyada da aynı sistem devam ediyor. Evet. Hocam, sohbet öyle güzel aktı gitti ki birkaç dakikanın içine girdik ama ben bir sorum daha var. Onu da mutlaka evet. sormak istiyorum. Şimdi ink inkarcı akımlar her yerde. Yani özellikle internetin hayatımıza her alanda dokunduğu, hemen elimizin altında olduğu bir çağda ve çocuklarımızı bunu bundan uzaklaştırmanın çok da mümkün olmadığı bir çağda. Evet. Genç nesilleri inkarcı akımların etkisinden korumak için ne yapmak lazım? İşte bu evet. mesela bu soruları sorabileceklerini, bu soruları sormanın imana zarar değil aslında doğru cevaplandığı sürece hatta imanı yücelten bir şey olduğunu konuştuk. Ama bütün bu inkarcı akımların cazibesinden onlar kendilerini veya biz çocuklarımızı ve hatta kendimizi nasıl koruyabiliriz? Evet. Ee, yani en azından biz bize düşeni yapmalıyız ama şöyle de düşünmemeliyiz. Yani ben şöyle 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 uygularım hemen de netice alırım. Evet. İlk yapacağımız şey sabırlı olmaktır bir defa karşımızda bir insan yavrusu var, çocuklarımız var, gençlerimiz var. Hı hı. Yani önce sabırlı olacağız ve onları takip edeceğiz. Bence çocukları takip etmek bize onlara verilecek eğitimde çok ciddi doneler veriyor. Yani çocuk onunla nasıl konuşacağını öğretiyor sana, ona nereden yaklaşacağını, ne yaparsan yanlış tepki alacağını da öğretiyor. Birinci derecede onları gözlemleyeceğiz. İki, onların cidden maloliyetleri var. Bir defa internet dünyasındalar. Hmm. Dünyaları çok geniş ama aynı zamanda çok sığ. Dolayısıyla e, hem çok Kocaman insanlar onlar yani yerine göre Amerika'dan biriyle chatleşebiliyor bir çocuk. <laughs> e, İngiltere'den biriyle oyun oynayabiliyor. E, e, yani dünyası bu kadar geniş e, gerekli gereksiz bir sürü tecrübeler çok küçük yaşta vakıf oluyor. Çok fazla cinayet, efendime söyleyeyim haksızlık, savaş, kan ve şiddete <laughs> şahit oluyor. Ondan erdemli olmasını hemen bu kadar sıkıntıların arasında beklemek bu kadar bombardıman altındayken onun için sabırlı olmak önemli. İki... E, biz tebliğimizi yükseltmeyelim. Bugünün çocukları çok dinlemeyi sevmiyorlar. Evet, ee, evet. Bir görsel seviyorlar, bir de yaşayarak, yaparak öğrenmeyi seviyorlar. Biz onlara tebliğimizle değil, temsilimizle örnek olmalıyız. Çok sevmeliyiz onları bir defa. Yani inanılmaz açlıkla adeta yani sevgi açlığıyla yaşıyorlar. Şimdi Adem ve Havva'nın Havva'ya verilmiş bir duygudur evlat sevgisi. hı. hı. Ama evladın anne babasını sevmesi fıtri değildir. Bakın bu tarif pek çok e, müfessirimizde, İslam alimimizde de şahsen benim şahit olduğum bir tariftir. Yani evladı sevmek fıtridir. Anne babayı sevmek fıtri değildir. E, o eğitimle alakalı talim kazanılan, bir verilen evet, bir şey. Yani ne kadar sevgi verirseniz, ne kadar güven verirseniz, itimat verirseniz sözünüz ve fiiliniz o kadar bağlayıcıdır evladınız için. Koşarak geldiği bir yuvada aldığı değerler kıymetlidir. Hı. Ve yani e, yaşanasıdır yani tabiri caizse yaşanasıdır. Bunları bilmek durumundayız. Bir de tabii Bizler yetişkin olarak dahi şunu sevmiyoruz yani şunu yap şunu yapma emirler ve yasaklar manzumesi şeklinde değil onlar en tabi iyi şeklinde ve samimice akmalı ve tabi iyi olmalıdır. Yani emirler yasaklar helaller haramlar manzumesi gibi bir din anlarsak bir sıfır galip mağlup başlamışız demektir çocuklarımıza ulaşmada. Bunun yerine aidiyeti ve temsili güçlendirmeliyiz yani ben bir Müslümanım gururu taşıyacak imkanlar ortamlar sunmalıyız onlara bunlar de bizim şahsımızda hı hı. olmalıdır. Yani ben hatta açık konuşayım. Şunu çok düşünürüm Yani sahabeler acaba birbirlerine bizim kadar dini anlatmada veya birbirlerini efendime söyleyeyim ithamda bu kadar çok sözel bir e, üslup mu takip ediyorlardı? Yoksa her duyduklarını samimice doğrudan uyguluyorlar mıydı acaba? Yani içine çok yorum, efendime söyleyeyim o tarafa çek, bu tarafa sündür, onu tenkit et, benimki en doğru. Tekelci bir dil kullanıyorlar mıydı mesela? Bizde bu da çok fazla. Bizim çocuklarımızda şu eksik olabilir, bu noksan olabilir, bu maluliyet olabilir ama benim acizane çok uzun yıllar öğretmenlik yaptım dediğim gibi. Özellikle 12-17 yaş arasında şunu gözledim. Ee, samimi olanla olmayanı en naifi bile anlar. Evet, evet. Ne samimidir ne değildir. En naif çocukta dahi böyle bir hasse vardır. Dolayısıyla önce samimi olalım, sarıp sarmayalım, kucaklayalım, yap e, söylediklerimizi bizim üzerimizde görsünler evet. ve o kadar sinmiş olsun ki bize onlar da bunu modellesinler. Çok da fazla yasaklarla başlamayalım demek istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Bizim Değil için Allah. de gerçekten çok çok verimli oldu. Eminim izleyenlerimiz de istifade etmişlerdir. Allah razı olsun, Allah ilminizi artırsın Eyvallah. inşallah. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Evet efendim bu sohbetin sonunda aklıma şu cümle geldi. O halde aşk ile bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyelim hep beraber. Ve bırakalım kalplerimize, aklımıza müdahale etmeyelim de tahkiki imana ulaştıracak sorular bize eşlik etsin. Bu yolda tahkiki imana ulaştıracak cevapları bulmak için miras yedi bir din anlayışındansa kendi tırnaklarımızla kazıyarak edindiğimiz, bizim bize ait olan, bizim sahip olacağımız bir imana ulaşmak için hem kendi mücadelemizi verelim hem de çocuklarımıza bu konuda destek olalım. Aksi takdirde malumunuz süreçlerde yaşananlar başımıza gelmesin. Çünkü e, bilgi taasubu önler, bilgi edinen bire gerçekten neye iman edeceğini de öğrenir. Bu farkındalıkla hepinize hayırlı günler diliyorum. Haftaya farklı bir konuyla inşallah karşınızda olmayı dileyerek sizlere Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.